İktidara Gelirken programından bir kez daha merhabalar sevgili arkadaşlar. Tercihlerinizi yaparken sizlere yardımcı olabilmek amacıyla ayın 3'üne kadar hazırladığımız İktidara Gelirken programlarından yine biriyle sizlerle birlikteyiz. Konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle Öğrenci İşleri Direktörü Sayın Cumhur Bakır konuğumuz ve bir diğer konuğumuz da Üsküdar Üniversitesi'nin Erasmus Kurum Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Öğretim Görevlisi Sayın Emre Üçsular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yoğun bir dönemdesiniz biliyoruz ki bize vakit ayırdığınız için o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ancak adaylarımıza tabii ekranlarımızdan da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Facebook yayınımız da var eş zamanlı olarak. Oradan da sorular gelebiliyor. Bugün iki konumuz var. Biri Erasmus, diğeri burslar diyelim ana başlıklar halinde. Ve Erasmus hakkında bilgi alarak Emre Hocamızdan söze başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle Erasmus nedir? Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Erasmus, Avrupa Birliği Komisyonu'nun bütün Avrupa'daki ülkelerde uyguladığı bir öğrenci değişim programı, uluslararası öğrenci değişim programı. Öğrencilerimiz Erasmus'ta ne gibi olanaklardan faydalanabiliyorlar? Erasmus'ta öğrencilerimiz bir dönemlik veya bir yıllığına Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarına, üniversitelere giderek değişim öğrencisi olabilmektedirler. Veyahut da Avrupa'da istedikleri bir üniversite olabilir, laboratuvar olabilir, herhangi bir işletme olabilir. Evet. Buralarda staj olanaklarına da yine sahip oluyorlar. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de yine Erasmus hakkında bir program yapmıştık. Tabii çeşitli sorular geldi. Burada adayların özellikle öğrenmek istedikleri konular da var. Yani örneğin bize gelecek adaylar yurt dışında staj yapabilecek miyiz diye bunu soruyorlar. İsterseniz bu konuyu biraz daha detaylıca anlatalım hocam. Şimdi Erasmus önceden yani yanında o artı işareti yokken, Erasmus Plus değilken sadece belli anlaşma olan yerlerde yani üniversitenin herhangi bir kuruluşla veya işte bir üniversiteyle anlaşması varsa sadece orada staj olanağına sahiptiler. Ama Erasmus Plus olduktan sonra 2014 yılından itibaren herhangi bir anlaşma şartı olmaksızın öğrenciler kabul edildikleri kuruluşlarda, bu bir laboratuvar olabilir, üniversite olabilir, bir araştırma merkezi olabilir, herhangi bir işletme veya işte bir örneğin bir yazılım firması olabilir. Evet. Buralarda kabul aldıkları zaman, kendilerini bu firmalar kabul ettikleri zaman bu kuruluşlarda staj yapmak için bize Erasmus Staj Hareketliği'ne başvurabiliyorlar. Erasmus Staj Hareketliği'ne başvurmak için iki tane temel kriter var. Evet. Bir tanesi öncelikle staj yapmak istediği yerden öğrencimizin bir kabul belgesi, acceptance letter dediğimiz bir kabul belgesi alması gerekiyor. Ve bu belgeyi aldıktan sonra da bizim ilanımıza bizden hibe almak için başvuruda bulunması gerekiyor. Burada da önemli diğer kriter İngilizce sınavında başarılı olma kriteri. Erasmus programı, Erasmus Staj Hareketliği programı uluslararası bir program olduğu için mutlaka İngilizceden belli bir düzeyde, en az B2 düzeyinde başarılı olma ön koşulu vardır. Dolayısıyla İngilizceden yeterli bir yeterli başarıya sahip olan, İngilizce yeterliğe sahip olan adaylar ve kabul mektubu almış adaylar bize Erasmus Staj Hareketliği için başvuruda bulunabiliyorlar. Daha sonra İngilizce sınavlarının %50'si ve genel not ortalamalarında %50'si dikkate alınarak bir Erasmus staj puanı ortaya çıkıyor. Ve kontenjanlar dahilinde bir sıralamaya tabi tutularak kazanan öğrenciler ilan ediliyor. Örneğin geçen yılla ilgili bir istatistik paylaşayım ben sizinle. Bizim öğrencilerimizden Erasmus Staj Hareketliği için Avrupa'nın çeşitli yer üniversitelerinden ve çeşitli işletmelerinden kabul alıp da İngilizce sınavını başaran öğrencilerimizin tamamını, %100'ünü biz geçen sene hibelendirerek, hibeli olarak Erasmus Staj Hareketliği'ne gönderdik. Şu an hali hazırda bunlar devam ediyorlar. Şu anda yaz döneminde birçoğu devam ediyorlar Staj Hareketliği'ne. Peki hocam konuyla ilgili yine farklı sorularımız olacak. Ancak hemen Cumhur hocamıza da dönelim. Burslar konusunda tabii öğrencilerin bugünlerde özellikle bir bilgi güncellemeye ihtiyaçları var. Çok da soru geliyor sürekli. İsterseniz bursun genel kapsamından başlayalım sözü hocam. Yani burslar birleşiyor mu, kesiliyor mu?
nedir? Sizden bir genel bilgi alalım. Sonra da bazı burslar var. Onları da biraz daha detaylıca konuşalım istiyoruz sizinle. Şimdi bu dönemde adaylar tercihlerini yaparken tabii ikinci aşamada da işte üniversite tercihleri, bölüm tercihleri bunlar tabii çok zor ama bunların devamında da girdikleri üniversiteye nasıl olabildiğince yüksek bursla girmek, evet, daha evet. sonra girdikten sonra bu bursları muhafaza nasıl edebileceklerine dair çok fazla kafalarında soru işaretleri var. En azından üniversitemiz adına bunları gidermek için bilgiler paylaşabiliriz. Öncelikle ÖSYM bursları her adayın kazanabileceği burslardan olan ÖSYM bursları ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda her bölümümüzde çeşitli burs oranları da kontenjanlar bulunmakta. Evet. Tam burs, %75 burs, %50 burs, %25 burs ve ücretli kontenjan olarak dağılmakta. Hı. Adaylar puanlarına hatta özellikle başarı sıralarına göre tercih eğilimlerini belirleyerek daha sonra tercihlerini sıralayarak istedikleri bölümde en yüksek burs oranını alabileceklerini öngördükleri bölümleri tercih ediyorlar. Evet. Burada hani çok ciddi destek almaları lazım. Bazen adaylar hata tercih de yapabiliyorlar. 75'e puanı yetme olasılığı varken tercihlerini tutmaz diye tercihlerini almadığı için 50 burslu olup sonradan bakıyorlar kendi başarı sıralarında olan kişiler de oraya girebilmişler. Dolayısıyla tercih edimlerini çok iyi analiz etmek lazım bu aşamada. Destek almak isterlerse de üniversitemize gelip destek alabilirler. Peki sonraki hocam, aşamada... Evet. Yani tabii hani dediğiniz gibi şey çok önemli. Yani önemli olan şey tabii ki doğru üniversiteyi bölümü seçmesi. Ancak ikinci aşaması da bütçesiyle orantılı. Yani burs konusu çok önemli. Kesinlikle. Her bursla ilgili tabii detaylıca bilgi almak istiyorlar. Ama özellikle bursların birleşip birleşmemesi, kesiliyor mu, kesilmiyor mu soruları da çok sık geliyor hocam. Evet. Yani bursların birleşmesi... önemli bir kriter. Aday işte bazen şu soru işareti çok kafasında oluyor. Mesela %50 burslu bir bölümümüze puanı yetiyor. Bunu birinci sıraya yazdığımda işte tercih bursunda buna ilave alabilir miyim gibi kafalarında çok soru işareti oluyor. Bu soru çok geliyor özellikle bize. Bunu şöyle açıklığa kavuşturuyoruz. İki burs, bir öğrenci iki burstan yararlanamıyor. Bir öğrenci iki burstan yararlanma hakkına sahip olduğunda yüksek olan geçerli oluyor öğrenci için. Yani bir elimizde öğrencinin %50 ÖSYM bursu, bir elimizde de onu birinci tercihinden yerleşmesi durumunda yüksek olan %50 ÖSYM bursu öğrenciye uygulanıyor. Yani en yüksek olan burs hangisi ise onu uyguluyoruz öğrenci için. Sonraki aşamada sorduğunuz bursların devamıyla alakalı ona net bir açıklık getireyim. Lisansta 4 yıl hazırlık zorunluysa yani İngilizce ise 1 yıl hazırlık 4 senede eğitim için ön lisansta da 2 yıl kesintisiz olarak devam etmekte burslarımız. Yani hiçbir şekilde başarı durumuna bakılmaksızın burs kesintisi üniversitemizde yapılmamakta. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Evet, bunun altını çizelim çünkü bu önemli. Hani adayların hep kafasında bir tereddüt oluşuyor. Evet, başarı durumuna değil ama başka bir nedene bakılıyor mu? Hiçbir nedene bakılmaksızın bu burslar ve tercih bursları aynı şekilde ÖSYM bursları ve tercih bursları veyahut da yapılan herhangi indirimler dediğim süre zarfında hiçbir şarta bakılmaksızın kesintisiz olarak devam etmekte. Devam ediyor. Bunu ifade edebiliriz. Peki hocam kısa kısa isterseniz burslar hakkında bilgiler vermeye devam edelim. ÖSYM burslarını az önce anlatıyordunuz. Onunla ilgili eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yani ÖSYM burslarında adayın puanı çok önem arz etmekte. Ama sonrasında tercih bursuna girebiliriz belki. Tercih bursunda da adayın sırası yani tercih sırası çok önemli. Bunda da ücretli programlar için geçerli. Bunları ilk 5 tercihlerinde bulunduğu zaman alabilecekleri burslar var. Bu tabii değişkenlik gösteriyor. Birinci tercihten girdiği zaman 25, ikinci tercihten girdiği zaman 15, üçüncü, dördüncü, beşinci tercihlerinden girdiği zaman %10 burs alabiliyor aday. Ama bunda bir değişiklik yaptığı zaman ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olduğunda bu 5 tercihten herhangi birisi geldiğinde %25'e çıkıyor burs oranı. Yani adayın 5. tercihi ücretli geldiğinde 5. tercih bile olsa burs oranı ilk 4 tercihde Üsküdar Üniversitesi ise %25'e çıkıyor adayın bursu. Bu çok önemli. Ona da dikkat etmeleri lazım. Açıklık getirmiş olalım. Peki Emre hocamızla yabancı öğrenci konusunu konuşalım istiyoruz. Bir diğer konu başlığı olarak da yabancı öğrenci kabulünün şartları nelerdir hocam? Evet, nasıl? Öncelikle yabancı öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına kimler bu haktan faydalanabilir veya bu kontenjandan faydalanabilir? Öncelikle onun üzerinde biraz durayım. Lisenin tamamını Türk vatandaşı olan izleyicilerimizden lisenin tamamını Türkiye dışında bir yerde başka bir ülkede okuyan vatandaşlarımız yabancı uyruklu kontenjanından faydalanabiliyorlar. Veyahut da Türk vatandaşı olmayan tüm izleyicilerimiz
Türkiye veya yurt dışında fark etmez. Liseyi nerede okurlarsa okusunlar. Bunlar da bu izleyicilerimiz de yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından faydalanabiliyorlar. Yabancı uyruklu kontenjanlarımızdan faydalanmak istendiği zaman ekstra tabii bazı avantajlar da var. %50'ye yakın oranlarda burs olanaklarına yine sahipler. Evet hocam, bu tabii yine çok sorulan bir soru. Yabancı uyruklu öğrenci bursunun içeriğiyle ilgili. Onu da bu şekilde cevaplamış. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam bu konuyla ilgili? Yine sorular da alacağız tabii yayınımız boyunca ama. Tabii bizim tüm programlarımızın yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları da aynı zamanda var. Adaylarımız diploma notuna bakılarak, diploma notu göz önünde bulundurularak, herhangi bir sınav yapılmadan, sınavsız olarak istedikleri bölüme başvurularını yapabiliyorlar. Hocam, şu an izleyen adaylarımızdan bazı mesajlar var. Soru kabul ediyor musunuz diyorlar ve tabii. Selam veriyorlar. Tabii bu program dahilinde bu yarım saat süresince 16.30'a kadar Erasmus, yabancı uyruklu öğrenci veya burslarla ilgili sorarsanız şu an hemen hocalarımızdan yanıt alarak sizlere iletebiliriz. Ama farklı konularda sorularınız da varsa program sonrasında yine eğitim uzmanlarımız tarafından size bilgi verilecektir diyelim ve devam edelim. Şimdi hocam devam edecek olursak ÖSYM'yi konuştuk, tercihi konuştuk. İlk 5 tercih bursu var ve kardeş bursu var. İsterseniz böyle sırasıyla devam edelim. Kardeş bursundan bahsedecek olursak az önce söylediğimize ilave olarak devam edebiliriz. İki kardeş aynı anda demeyeyim, orayı düzelteyim. İki kardeşin Üsküdar Üniversitesi'nde okumuş olması, öğrenci diğer kardeş mezun dahi olsa diğer iki öğrenciye de %10'luk bir burs getiriyor. Az önce burslar birleşmez demiştik. Sadece kardeş bursu öğrencinin diğer burslarıyla 75 olabilir, 50 olabilir, %25 olabilir. Diğer bursuna ilave olarak uygulanmakta. Yani iki kardeşin aynı anda üniversitemizde okuduğunu düşünürsek iki kardeşe de ödeyecekleri ücret neyse, hangi bölümde okuyorlarsa ilave %10 olarak uygulanmakta. Diğer kardeş mezun olduğunda okumaya devam eden kardeşe de uygulanmaya devam etmekte kardeş bursu. O açıdan kardeş bursu da önemli yani bir konu. Yani burada farklı bir durum var. Diğer burslar birleşmiyordu. Ancak sadece kardeş bursu diğer burslarla burs, kardeş bursu diye aklınızda tutabiliriz. Birleşmekte, evet. Peki devam edelim isterseniz bunları yıkayın. Onun dışında tabii birçok öğrencinin yani birçok bursumuz var ama tabii burada en fazla öğrencinin faydalanabileceği bursları biraz burada altına i̇htiyaç çiziyoruz. Belki ihtiyaç bursundan bahsedebiliriz. Evet, çünkü çok çeşitli kategoride öğrenciler bu burstan yararlanabiliyorlar. İhtiyaç bursumuz yemek bursu ve çalışma bursu olarak verilmekte. İhtiyaç sahibi öğrenciler eğitim yılı başında üniversitemizde oluşturulan bir komisyona başvurularını sunuyorlar. Daha sonrasında komisyon bu başvuruları inceliyor ve ihtiyaç sahibi olan belirlenen öğrencilere öğle yemeği bursu ve üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışmak suretiyle onlara belli bir maaş verilmesi suretiyle burs vermekte. Çalışma bursu tabii öğrencilerin ilerleyen hayatlarında da önemli bir etkisi oluyor. Yani daha öğrencilik hayatlarında bir profesyonel bir iş hayatında da bulunmuş oluyorlar. Evet. Tabii sürekli 8-5 değil ama günlük derslerinden arta kalan zamanlarda çalışarak kendilerine bir ek katkı sağlayabiliyorlar. Çok faydası olmuş oluyor. Kesinlikle. Birçok öğrencimiz bundan faydalanıyor. Yine soracağımız burslardan biri dikey geçiş bursu hocam. Evet, o da önemli. Birçok öğrenci tarafından soruluyor. Özellikle MEO düşünen öğrenciler sonrasında dikey geçiş yapmayı kafalarına koyduklarında buradaki burslarını da merak ediyorlar. Üniversitemizde meslek yüksek okulu programlarında öğrenim gören öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek daha sonra dikey geçiş yaptıklarında %50 burslu olarak öğrenim görürler. Özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde üniversitemiz dışından gelen öğrencilere %40 burs uygulanırken bizim mezunumuz dikey geçiş yaptığında %50 burs uygulanmakta. En çok Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerimiz tercih eğilimi göstermekteler dikey geçişte. Yine bir soru var hocam. Berkay Yakup Altın Kaynak soru iletecekti. İbrahim Sarkırucu da merhaba demişti. Ancak Ahmet Talha Aksoy'un şöyle bir sorusu var. %50 ÖSYM bursu kazanmış olsak ve mezun bursu birleşir mi acaba diyor. %50 ÖSYM bursu, mezun bursunun oranı %20'dir. ÖSYM bursu daha yüksek olduğu için ÖSYM bursu uygulanacaktır.
O zaman Ahmet Talha'ya da bu şekilde yüksek olan burs yüksek uygulanacaktır. Olan burs söylemiştik diyelim. Sadece kardeş bursları birleşiyor. Mezun bursu. Belki mezun bursundan yola çıkarak lisans mezunu öğrencilerimizin yüksek lisans yaptıklarındaki burslarına lütfen girebiliriz bu aşamada. Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrenciler daha sonra üniversitemize lisansa devam etmek istediklerinde %50'lik bir burs hak ediyorlar. Yüksek lisansını üniversitemizde yaptıklarında. Sadece klinik psikoloji programında %30'luk bir bursu var tüm mezunlarımızın. Fakat psikoloji mezunu olup klinik psikoloji programına giren öğrencilerden bölümünü ilk 10 derecede bitirenlere bu oran yine %50 olarak uygulanacak. Evet. Onu da ifade edebiliriz. Şimdiden yüksek lisansını planlayanlar için önemli bir kriter olacaktır. Kesinlikle. Şimdiden biz bilgileri iletmiş olalım. Burslar konusuna tekrar döneceğiz Cumhur Hocam. Tamam. Ancak Erasmus konusunda yarım kaldı. Sormak istediğimiz şeyler var diyelim. Hemen bakıyorum tekrar. Yabancı uyruklu öğrenci bursunu konuşmuştuk sağlandığını. Hocam Erasmus'la ilgili öğrencilerin şöyle soruları oluyor. Acaba yurt dışına gidersem benim dönemim uzar mı gibi böyle bir takım sorularla da geliyorlar. Size gelen sorulardan da buna ilaveten cevap verebilir miyiz? Şimdi Erasmus öğrenim hareketliğine öğrenciler gittikleri zaman zaten bu hareketlik öncesinde gidecekleri veya hak kazandıkları üniversitede hangi derslerin açılacağı belli oluyor. Hı hı. Burada da hangi dersleri gidecekleri dönem için alacakları belli oluyor. Erasmus bölüm koordinatörü olan hocalarıyla birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlıyorlar. Ve bu öğrenim anlaşması hem gidecekleri üniversitedeki Erasmus koordinatörlerince hem de kendi bölümlerindeki akademik Erasmus koordinatörlerince onaylanıyor. Ve evet, dolayısıyla da her alacakları dersin karşılığında veya her buradaki normalde almaları gereken dersin karşılığında gittikleri üniversitede alacakları dersler belli olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla da döndükleri zaman kaldıkları yerden devam ediyorlar. Herhangi bir dönem kaybı, ders kaybı veya yıl kaybı, hı hı, söz konusu olmuyor. Yani her şey baştan belli oluyor ve her şey bilerek herhangi gidiyorlar. Herhangi bir kayıp söz konusu değil. Kayıp ne zaman olur? Öğrenci başarısız olursa, hı, gittiği üniversitede dersten kalırsa ancak bir yıl kaybı veya ders kaybı, dönem kaybı söz konusu olabilir. Olabilir. Onun dışında başarılı olduğu sürece öğrenci zaten temel prensip olarak Erasmus'ta kaldığı yerden devam etmesi, hı-hı, şeklindedir. Hı-hı. Peki hocam Üsküdar Üniversitesi'nin Erasmus anlaşmaları ile ilgili kısa bir bilgi vermek ister misiniz? Tabii Erasmus anlaşması bizim Üsküdar Üniversitesi'nin bütün bölümlerinin Erasmus anlaşmaları var. Ve Erasmus kapsamında öğrenciler öğrenim hareketliğinden veyahut da staj hareketliğinden, hı hı, faydalanma olanağına sahipler. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Tekrar Cumhur Hocamıza dönelim. Hı hı. Birkaç burs daha var yayınımızdan. Evet, hızlıca onları da sormak istiyorum. İsteğe bağlı edelim. Hazırlık burslarımız var konuşmadığımız. Hı hı. Yatay geçiş destek bursu var. Bunları da konuşalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Evet, evet. Az önce söylemiştik lisans programlarında zorunlu hazırlık olduğu zaman 1 yıl artı 4 yılda eğitimi için demiştik. Ön lisans, hı hı, programı 2 yıl demiştik. Üniversitemizde ön lisans ve lisans öğrencileri isteğe bağlı hazırlık programına da kaydolabiliyorlar. Burada gerçekten mesela tam burslu öğrenciler, %75, %50 burslu öğrenciler, hı-hı, yine bu hazırlık sınıflarında da bu oranlarda burslardan faydalanarak isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabiliyorlar. Burada, hı-hı, tam burslu öğrenciler %75 burs kategorisinde ücretlerini ödüyorlar. Onun dışındakiler burslarına göre yine aynı burs oranında isteğe bağlı hazırlık sınıfına kaydolabiliyorlar. Bu öğrencilerimiz için gerçekten çok önemli bir fırsat. Evet. Çünkü okuyacakları bölümde, yani artık günümüzde birçok bölümde İngilizce şart. Az önce Emre Hocam Erasmus'tan bahsediyor. Bu programı yapabilmek için İngilizce şart. Yani şimdiden kafasına Erasmus koymuş bir öğrenci isteğe bağlı, eğer bölümde zorunlu bir hazırlık yoksa isteğe bağlı hazırlık sınıfıyla da alakalı, hı hı, planlamalarına katması gerektiğini, evet, genel olarak düşünüyorum. Zaten Üsküdar Üniversitesi'nde 3 öğrenciden ikisinin kesinlikle bursları olduğunu biliyoruz. Bir bursu yani var. Yani evet, bir bursu var. Çok farklı, yüksek oranda burs kategorisine sahibiz, evet, Üsküdar Üniversitesi olarak. Evet. Yatay geçiş destek bursundan. Yatay geçiş destek burslarımız var. Başka bir üniversitede okuyan öğrenciler üniversitemize yatay geçiş yapmak istediklerinde orada geçiş yaptıklarında burslarını kaybediyorlar. Bulundaki üniversitedeki burslarını kaybediyorlar. Hı-hı. Fakat Üsküdar Üniversitesi olarak onlara destek burslarıyla en azından
yatay geçiş yaptıklarında ciddi kayıplara uğramasınlar diye destekleme yapıyoruz. Bunun da belli tabii standartları var. Orada okuduğu bölümdeki burs oranına veyahut da oraya girerkenki ÖSYM puanına göre çeşitli oranlarda %75'e varan oranlarda burs desteği sağlamaktayız öğrencilerimize, evet. Yatay geçiş yapan öğrencilerimize. Şimdi tabii Üsküdar Üniversitesi'nin web sayfasından, burslar kısmından detaylıca tüm burslar kesinlikle İncelenebilir. Evet. Ama biz program süremizden dolayı burslarımız ve ücretlerimiz de orada yer almakta. Ücretlerimiz, ilgili çok soru geliyor çağrı merkezine de onu da her diyoruz. Fakültemizin ücretleri ve burs oranlarına göre ücretin ne olduğu, takside bölündüğünde aylık taksit rakamlarına kadar detaylı olarak yazılmakta, oradan inceleyebilirler. Evet, o zaman Üsküdar Edu.tr'den tüm bu detayları, Ada Öğrenci sayfasından bütün bilgileri alabilirler. Ada Öğrenci sayfasından da alabilirler diyelim. Şimdi bir burs daha var. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Bursu. Evet, ona da değinelim lütfen. Şehit bursu vardı. Evet, üniversitemizde bir şehit gazi bursumuz zaten var ama ama bu ondan farklı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında şehit olanların eş ve çocuklarına da Üsküdar Üniversitesi tarafından %100 burs verilmekte. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Duyurmuş olalım bir kez daha. Yemek ve çalışma burslarından bahsetmiştik az önce hocam. Belki bu aşamada çift anadal düşünen öğrencilerin de burslarının ne şekilde ilerleyeceği konusunda bilgi verebiliriz. Öğrenciler ilgi duydukları ikinci bir alanda çift anadal veya yan dal yapabiliyorlar. Tabii bir yıl sonra başladıkları için otomatikman bir uzama riski var. Dolayısıyla öğrenci uzadığında da Üsküdar Üniversitesi'nde bir yıl, yani uzayan o bir yılda bursları aynen geçerliliğini sürdürüyor. Yan dalda da ilave bir yarı yılda bursları geçerli olmuş oluyor. Bunu da ifade edebiliriz. Evet, yine sorulara bir kez daha göz gezdireceğim ama şöyle kısa kısa devam edecek olursak program süremizce. Üniversite giriş bursu var, kurum bursu var. Yine değinmek isterseniz birkaç cümleyle üzerinden geçebiliriz. Yani evet, dediğimiz gibi çok çeşitli burs. Akademik başarıya göre verilen burslarımız var. Sporcular için verilen burslarımız var. Bir soru gelmiş bu arada. Ben sözünüzü kesiyorum. Tabii. İbrahim Mızrak sormuş. Der ki hocam bursun şartları nelerdir? Lütfen cevaplar mısınız demiş. Bursun şartları şimdi burada bahsettiğimiz bursların hepsinin öğrencilerin puanına göre değişen burslar var. Evet. Tercih eğilimlerine göre değişen burslar var. Öğrencinin işte annesinin babasının ne iş yaptığına göre bile değişen burslar var. Dolayısıyla bunların hepsini hak etmek için şartlar değişkenlik göstermekte. Biraz daha detaylı, yani program tabii bitti sayılır. Sonrasında bize iletebilirse detaylı olarak durumunu, onu değerlendirip kendisine en uygun bursu bildirebiliriz. O zaman İbrahim Mızrak arkadaşımıza böyle bir mesaj iletelim. Lütfen sizin şartlarınız nelerdir? Onu iletirseniz bu şekilde size de yardımcı olmaya çalışırız burslar hakkında bilgi vermek anlamında. Çünkü bizim ÖSYM bursları, tercih bursu, ilk 5 tercih bursu, üniversite giriş bursu, kardeş bursu, kurum bursu, özel mahrumiyet bursu, spor bursu, bilim sanat bilim ve kültür bursu, uluslararası bakalorya bursu, TÜBİTAK bursu, akademik başarı bursu, personel bursu, mezun bursu, ihtiyaç bursu, yabancı uyruklu öğrenci bursu, engelli öğrenci bursu, dikey geçiş bursu gibi ve burslar var. Yüksek lisans öğrencilerine ayrıca verilen burslar var. Az önce de genel anlamda burs kapsamı ve kesilmesi şartları, birleşiyor mu birleşmiyor mu, bunları bir konuşmuştuk. Ama dediğim gibi yine farklı sorular varsa lütfen iletin, biz de sizlere bilgi vermeye çalışalım. Evet hocam, eklemek istediklerinizi alabilir miyiz programı? Bu aşamada şunu ekleyebiliriz. Özellikle öğrenciler bursun ne kadar sürdüğünü öğrendikten sonra okulunu uzattıklarında bursunun ne olacağını akabinde sormaktadır. O konuda da bir açıklama getirelim. Öğrenciler ön lisansta 2. sınıfın sonunda, lisansta da 4. sınıfın sonuna geldiklerinde hala tamamlayamadıkları dersler varsa, bu ders eğer bir derse bundan tek ders sınavına girerler ve tek ders sınavı üniversitemizde ücretsizdir. Eğer birden fazla dersten sorumlulukları halen devam etmekteyse tüm yılın ücretini değil sadece o bıraktıkları derslerin kredi başı ücretini öderler. Yani orada tabii bir burs aday bursunun kesileceğini düşünüyor ama aslında sadece ücret olarak farklı bir hesaplamaya tabi tutuluyor. Bütün yılın ücretini değil sadece bıraktıkları dersin kredi başı ücretini ödeyerek kayıtlarını yenileyip o derslerini de vererek mezun olabilirler. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Yani burslar anlamında detaylıca bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ayın 3'ünde tercihler bitiyor. Adaylar için önemli bir süreç, son 3 gündeyiz. Kısa bir mesajınız varsa sizden ve Emre hocamdan almak isterim programın sonunda.
Yani hala zamanları var. Tercihlerini bir daha gözden geçirsinler, tercih sıralamalarını gözden geçirsinler. Üniversitemizi tercih ediyorlarsa ben kesinlikle buraya davet ediyorum onları. Çünkü burada hani en azından tercihlerini tamamlamışlarsa bile onları tekrar birlikte gözden geçirebiliriz. Üniversitemizi görme şansına sahip olurlar. Ben üniversitemizi düşünen adayları kesinlikle buraya davet ediyorum. Hem de profesyonel yardım almış olurlar. Kesinlikle. Çok da kesinlikle. Güzel oldu bu anlamda. Çok teşekkürler. Emre Hocam, sizin bir mesajınız var mı adaylara? Evet, yani ben de uluslararası anlamda hem yabancı uyruklu öğrenci kontenjandan tercih yapacak adayları daha detaylı soruları ve üniversiteyi de görme amacıyla davet ediyorum. Mutlaka gelip kafalarında bölümlerle ilgili olan soruları da sorabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulleri Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Ayın 3 itibariyle bitmeyecek yabancı uyruklu adaylarımız. Bunu da hatırlatmış olalım. Akademik yıl başlangıcına kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Erasmus ile de ilgili Avrupa Birliği Komisyonu'nun sunduğu tüm Erasmus öğrenci hareketlilikleri üniversitemizde uygulanmaktadır. Bu konuda da her türlü uluslararası değişim hareketliliği programlarından adi öğrencilerimizin faydalanma şansları mevcuttur. Çok teşekkür ediyoruz hocam, size de. Güzel, teşekkür ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, bu programımızda Erasmus ve burslar hakkında detaylıca bilgiler aldık. Konuklarım Öğrenci İşleri Direktörü Sayın Cumhur Bakır ve Erasmus Kurum Koordinatörü, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Direktörü Öğretim Görevlisi Sayın Emre Üçsular'dı. Teşekkür ederek bölümün sonuna geldik. Kısa bir ara, ardından az sonra farklı bir konu ve konumla yine sizlerle birlikte olacağız.